hayali iddialarla yola çıkan neticeye varamaz. Bunu herkesin bilmesi lazım. İlgili ilgisiz konularda insanları suçlamak, delilsiz suçlamalarda bulunmak kesinlikle ters teper. Bundan önce geçmişte böyle benzer hadiseler oldu. Çeşitli kişi ve cemaatler hakkında bu manada delil üreterek suçlama yoluna gidildi. Dolayısıyla bunlar uzun dönemde ters tepti. Yani her ne kadar hukuk siyasallaşmış diyorsak ki doğrudur ama neticede yani çok eskiden beri kullanılan hani Ankara'da hakimler var meselesi var. Bir yerde yanlışlar mutlaka düzelir. Bunların ters tepeceğini düşünüyorum çünkü delilsiz iddialarla bir yere kadar bir zamanla gidilir. Yani belli bir süre gidilebilir. Uzun dönemde bu delilsiz iddiaların taraftar bulacağını zannetmiyorum. Bunlar tabii dediğim gibi iddiadır. Şunu her zaman bilmek lazım. Temelsiz iddialarla insanları itham etmekle hiç kimse dünya tarihinde netice alamamıştır. Alamaz. Yani kim olursa olsun bu cemaat olur, başka insan olur, fert olur, siyasi parti olur fark etmez. Temelsiz böyle hayali iddialarla çünkü bundan önce çok benzerlerini gördük. Mesela 28 Şubat sürecinde benzer hadiseler görüldü. Yani delil üretilerek insanlar suçlandı ama aradan zaman geçince gerçekler ortaya çıktı. Çünkü yani klasikleşmiş slogan gibi söz ama yani doğruların ve gerçeklerin zamanla ortaya çıkma diye bir huyu var. Bunlar da ortaya çıkar. Yani bu yanlış adımlar atmaya gerek yok. İrtica eylem planı geçmişte sıkça duyulmuştu, gündeme gelmişti. Onun bir